Bu Kadir Selvi ortada mahsul yok. Mazota gelen zam, gübreye gelen zam çiftçiyi bitirdi. Çiftçi üretemez hale getirildi. Sorun bu. Sadece bu sorunu kabul edebilmek gerekiyor. Tarım Bakanlığı yapmış bir isim AKP'de Şanlıurfa'lı Eşref Fakıbaba şu anda sadece milletvekili. Diyor ki kırmızı etin kilosu 250 liraya çıkar. Ne zaman? Bu yaz. Ne yapılmazsa çiğ süt fiyatı arttırılmazsa. O da diyor ki çiğ süt fiyatını arttırın. Yani 40 katır mı 40 satır mı? Sütü mü pahalıya almayı tercih edersiniz eti mi? Onun çözümü önerisi bu. Ee, dişi besi hayvanları kesiliyor. O yüzden süte zam gelmesi lazım diyor. Etin fiyatı süte bağlı. Süt fiyatına gerekli değer verilmezse etin fiyatı 250 liraya yükselecek. Açıklama Eski Tarım Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba'ya ait. Fakıbaba sözcüden Aytun Çerkin'e konuştu. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruştan 5 lira 70 kuruşa çıkarıldığını açıkladı. Ancak artış besicinin cebindeki yangını söndürmedi. Çünkü süte %13 zam yapılırken yeme %57 zam geldi. <laughs> Gelir giderin altında kalınca ineği satmak sağmaktan daha karlı hale geldi. Fakı Baba süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışının tam da burada dişi hayvanın kesilmesinde yattığını söyledi. Markete alışverişe giden et süt fiyatından üretici ise artan yem maliyetlerinden şikayetçi. Üretici yeme, tüketici ucuz gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Fakı baba dişi hayvanın kesilmemesi gerekiyor. Buzağa gözünüz gibi bakarsanız et fiyatları düşer dedi. Tarım Bakanlığına bakacağız. Ne, neye bakar bu bakanlık diye? Neye bakacak i̇şte ay başında maaş hesabına yatan paraya bakar herhalde değil mi? Bakan yardımcılarının maaşları açıklandı bu kez de. Maaşları diyorum her birinin birkaç maaşı var. Zira itiraz da edemiyorlar. Bir, bu huzur hakkı diyen oluyor. İşte bununla hayır hasenata harcıyoruz diyen oluyor. Gelin görün ki tarım bu durumdayken Türkiye'de çoklu maaş alan bürokratlar listesine Tarım Bakanlığı'nın dört yardımcısı da ekleniyor gençlerimiz iş bulamazken, esnaf kepenk kapatırken AK Partili bürokratlar birden çok yerden aldıkları maaşlarla zenginleşmeye devam ediyor. Çifte maaşlarla zenginleşenler listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında 3, Hazine ve Maliye Bakanlığında ise 2 bakan yardımcısının Türk Telekom'dan çift maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de listeye 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı eklendi. O isimleri CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz açıkladı. Bakan yardımcısının 4'ünün de Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olduğunu tespit ettik. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Yüksek Komiserler Kurulu ne iş yapar? Görevleri at yarışları ve müşterek bahisleri düzenlemek, safkan İngiliz ve Arabatlarının soy kütüklerini incelemek. Artırdı, liderliği aldı. 24. Cevher'in 2.5 boyu kadar önünde. Türkiye Jockey Kulübü'nde kurul adına düzenlenen yarışta bulunuyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılarının bu kurulda ne işi var? Kaldı ki bakan yardımcılarının meslekleri biri avukat, biri inşaat mühendisi, biri ziraat mühendisi, biri iktisatçı. Bu isimler Fatih Metin, Akif Özkaldı, Mehmet Hadi Tunç, Ayşe Ayşin Işık Gece. Bakan yardımcılığından aldıkları maaş 39.537 lira. At yarışları kanununa göre Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak aldıkları maaş aylık 20.016 lira. Aylık toplam gelirleri birinin 59.543 lira. Şimdi dünyada kriz var diyorlar. Hayır efendim dünyadaki krizden çok daha ağırını yaşamaktayız. Daha evvelde farklı sebepler buldular. İşte Trump tweet attı böyle oldu dış dünyanın baskısı vesaire. Trump tweetler atmıştı evet eski Amerikan başkanı. Sonra bir sabah kalktık baktık ki Rahip Branson Konulmuş bir uçağı Amerika'ya gönderilmiş onca efelenmenin ardından değil mi? Kur krizinin bahanesi olmuştu Branson. Sonra devam etti kriz. Merkel bastırınca Türkiye'den Almanya'ya gönderilen ismin de kim olduğunu biliyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'la arayı düzeltmeye çalışıyoruz. Sıcak paraya ihtiyacımız var, nakit paraya ihtiyacımız var. Suudi Arabistan Kralı'yla arayı düzeltmeye çalışıyoruz. Bir ricası olmuştu. Fazla karıştırmayın canım şu Cemal Kaşıkçı cinayetini demişti Suudi Arabistan kraliyet ailesi. Biz de öyle yaptık. Bizdeki dosya kapandı. Cemal Kaşıkçı davası failin. Yani bir başka deyişle de failin. Suudi Arabistan'ın elinde artık. Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla evet şehit dedi Hükümetler ve devletlerin bir ilkesel duruşu olması lazım. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında İstanbul'un göbeğinde 4. Levent'te Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldü. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Erdoğan cinayetin ardından Suudi Arabistan'a çok sert eleştirilerde bulunmuş, dava dosyalarını Riyad yöntemine teslim etmeyeceklerini söylemişti. Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş diyor ya böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Aradan zaman geçti. Köprülerin altından çok su aktı. Erdoğan'ın o gün söylediklerinin tam aksine Türkiye dosyayı kapattı. 31 Mart'ta görülen duruşmada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan devrini talep etmişti. Adalet Bakanlığı'nın devir için olumlu görüş bildirmesinin ardından dava kapatıldı, Suudi Arabistan'a devredildi. Türkiye'nin İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle peş peşe attığı normalleşme adımlarının ardından Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman'ın ...Ankara ile normalleşme şartının... ...Kaşıkçı dosyasının kapatılması olduğu ileri sürülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cumhuriyet... E, ...ve demokrasiyle yönetiliyor. Kurumları var. Hukukun üstünlüğü olan bir ülke. Biz Suudi Arabistan gibi... ...bir aile tarafından yönetilmiyoruz. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz... ...davanın Suudi Arabistan'a devredilmesi kararının iptali için... ...Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Hukuki yargı süreci şu anda böyle bir karar aldı diye vazgeçecek değiliz. Cengiz sözü iki ülke arasında varıldığı iddia edilen anlaşmaya getirdi. İşte real politik var, bölgesel konjektür değişti gibi bir takım söylemler var. Bu söylemlere istinaden de işte iki ülke arasında bir anlaşmadan bahsediliyor. Kaşıkçı cinayetini Mavi Marmara olayıyla karşılaştırdı. Birkaç zaman önce Mavi Marmara davasında da buna benzer iki ülke anlaşmasından sonra bazı davalar Düşürülmüştü fakat orada e, altını çizmek e, gereken bir şey var. E, yani İsrail devlet olarak Türkiye'den işlemiş olduğu cinayetlerden ötürü özür diledi. Hatice Cengiz Halk TV.com.tr'den Seyhan Avşar'a verdiği söyleşide ise hükümet bu davadan döndü. Ben dönmem. Türkiye'nin bu davadan 180 derece dönmesi büyük hayal kırıklığını uğrattı dedi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vesaire. HalkTV.com.tr'ye konuşan Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AKP yöneticisi Yasin Aktay ise çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır dedi. form of democracy, Birleşmiş Milletler'in cinayeti ilişkin raporuna göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda vahşice öldürüldü. BM raporu, Veliat Prens Muhammed Bin Salman dahil, üst düzey Suudi yetkililerin olayda rolü olduğuna dair kanıtlar olduğunu ortaya koydu. Body. Ee... Şimdi e, politika değişikliğine alışığız. AKP'nin dış politikadaki değişikliğine, değişikliklerine, keskin dönüşlerine alıştık 20 yıl içinde ama bu dosyaya çok önem veriliyordu. Ne oldu da kapatıldı? Sıcak para gelecek mi Suudi Arabistan'dan neyse. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan bayramında Suudi Arabistan'ı ziyaret edebileceği, Mekke'ye gidebileceği konuşuluyor ama henüz netleşmiş bir program yok. Bu arada bir ziyaretten söz edeyim. Bugün annem arada Ankara'da oturuyorlar hep anlatıyorum yeni mahallede. Dedi ki arabalar dolaşıyor kapının önünden geçtiler. İftara davet ediyor belediye. Kılıçdaroğlu da gelecekmiş. Ankara Batıkent'te yeni mahalle belediyesinin düzenlediği iftar buluşmasında canlı yayında ekrana getirelim görüntülerim. CHP lideri Kılıçdaroğlu iftar masasındaki yerini aldı. Yeni mahalleliler de büyük ilgi göstermişler bu iftar yemeğine epey kalabalık var deniyor. Bekliyoruz. Dakikalar kaldı. Bakın hemen yanında yine annemin komşularından biri herhalde yeni mahallelilerden biri eee oturtmuş Fethi Yaşar. Bekliyorlar akşam ezanını, iftar saatini yeni mahallede, Ankara'da pazar yerinde. Peki, birazdan döneriz Ankara'ya. Şimdi ben sizi uzaklara Türkmen